Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinizin ve günlerinizin vazgeçilmeyen lezzeti, kimsenin hayır diyemeyeceği, tam ölçülü, tam kıvamında, muhteşem tadıyla kırmızı mercimek köftesi tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden malzemeleri saymakla başlıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 su bardağı köftelik ince bulgur 3 su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber yarım demet taze soğan yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 2 adet kuru soğan 1 çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağı 1 yemek kaşığı Domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası servis için yeteri kadar marul ve limon. İlk olarak tenceremizi ocağımıza almakla başlıyoruz. Tenceremizin içerisine yıkayıp süzdüğümüz kırmızı mercimekleri koyuyoruz ve suyunu ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama süresi boyunca ocağımız tam ateşte duracak. Kaynadıktan sonra tenceremizin altını yarım ateşe getireceğiz. Suyla mercimekleri şöyle bir karıştırıyoruz ve tencerenin kapağını kapatıyoruz. Mercimekler kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde mercimeğimiz 7-8 dakika boyunca kaynayacak. Mercimekler 7-8 dakika boyunca bu şekilde pişti. Ve içerisine 1,5 su bardağı köftelik ince bulgurumuzu koyuyoruz. Ocağımızın altı hala yarım ateş yanıyor. Bu esnada ocağımızın altını kapatmıyoruz. Haşlanmış olan mercimeğin içerisine ince bulgurumuzu kattıktan sonra bulgurun her tarafı ıslanıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımızın altını kapatıyoruz, tenceremizin ağzını kapatarak dinlenmeye bırakıyoruz. Tenceremizin içerisine koyduğumuz bulgurlar da 5 dakika boyunca bu şekilde demlenecek. Biz de bu arada iç harcını hazırlıyoruz. 2 adet soğanımızı ince ince doğruyoruz. Kuru soğanları yağda kavuracağız ama sizler mümkün olduğu kadar ince doğrayın. Soğanları doğradık ve bir tabağın içerisine alıyoruz. Şimdi soğanları kavurma işlemine geçiyoruz. Tavayı ocağın üzerine alıyoruz ve içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağını koyuyoruz. Sizler eğer arzu ederseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine ince ince doğradığımız kuru soğanları ekliyoruz. kuru soğanların dirili geçinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Bu tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. Benim eklediğim biber salçası acılı biber salçası. Siz arzu ederseniz eğer tatlı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca salçaları bu şekilde kavuracağım. Salça kokusunun çıkmasını sağlayacağım. Daha sonrasında ise bütün baharatları bu tavanın içerisine koyacağım. Mercimek köftesinin içerisine baharatları ben bu şekilde koyuyorum. Sizler arzu ederseniz eğer sadece soğanla salçaları kavurursunuz ve diğer kalan baharatları da bulgurun içerisine katabilirsiniz. Ama böyle daha güzel özleşiyor o yüzden bunu tercih ediyorum. Yeterince kavruldu. Bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları da hemen şöyle hızlıca bir şekilde kavurduktan sonra hemen ocağımızın altını söndürüyoruz ve soğuması için kenar alıyoruz. Diğer taraftan da içerisine koyacağımız yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yarım demet yeşil soğanı ince ince doğruyorum. Doğradığım soğanları bir kasenin içerisine alıyorum. Daha sonra içerisine yarım demet maydanoz, yarım demet dereotunu çok ince bir şekilde birlikte kıyıyorum. Kıymış olduğum dereotunu ve maydanozu bir kasenin içerisine alıyorum. Böylelikle bütün malzemelerimizi hazırlamış olduk. Demlenmeye bıraktığımız mercimek ve bulgurumuz da hazır. Bunlar da yeterince soğudu. Kaşıkla şöyle bir havalandırıyoruz. Diğer taraftan da salçalı sosumuz soğudu. Artık bütün malzemelerimizi buluşturma zamanı geldi. Derince bir kabın içerisine mercimek ve bulgur karışımını döküyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Malzemeleri derince bir kabın içerisine koyduktan sonra içerisine hazırlamış olduğumuz salçalı sosu koyuyoruz. Bu aşamada ben biber salçasını ve domates salçasının renklerinin elime geçmemesi için eldiven taktım. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Ben baharat olarak içerisine tuz, karabiber ve pul biber koydum. Sizler eğer arzu ederseniz içerisine kimyon da koyabilirsiniz. Baharat miktarı ve tadı tamamen sizin zevkinize kalmış. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce yoğurdum. Ve artık içerisine yeşillikleri koyma zamanı. İçerisine ince ince kıymış olduğum yarım demet yeşil soğanı koyuyorum. Yarım demet maydanoz ve dereotunu da ekliyorum. Mercimek köftesinde kullanacağım bütün malzemeler bu kadar. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeşillikleri de kattıktan sonra bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar biraz daha yoğuruyoruz. Daha sonra da hepsini köfte haline getireceğiz. Tarifimde kullandığım malzemeler tam ölçüdür. Eğer sizler de buna dikkat ederseniz gerçekten iyi sonuçlar alırsınız. Tadı da gerçekten muhteşem olur. Eminim sizler de denedikten sonra favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Servis edeceğimiz tabağımızın üzerine yıkayıp hazırlamış olduğumuz marullarımızı koyduk. Böylelikle servis ederken köftemizin görseli çok daha güzel oluyor. Yoğurmuş olduğum mercimekli köfte harcından bir parça alıyorum. Avcımın içinde güzelce sıkıştırıyorum ve köfte haline getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Sizlere de tavsiyem bu lezzeti bir an önce denemeniz. Köfte harcını bu şekilde sıkarak servis tabağına dizdim. Ve artık sunum zamanı. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.